Türkiye'nin sokaklarını temiz tutmak için Atma Derneği göreve hazır. Evet. Fikir nereden çıktı? Neden bu konuya bu kadar taktınız ve neleri değiştirmek istiyorsunuz? Bir anlatalım mı? Şimdi bu kadar çok gezince 5 yıldır ben bu projeyi yürütüyorum, Rotahane projesini. Şehir şehir gezince de benim en çok dikkatimi çeken şehirlerde yollardaki atılan atıklar. Ambalaj atıkları, pet şişe atıkları, sigara, özellikle sigara. Yani hiç kimse sigarasını içip bitirdikten sonra bir çöp arayışında değil. Hemen yere atmayı çok daha kolay buluyor yani. Evet. İçtim bitti sigarayı, yere at, üzerine de bas, izmarit orada kalsın. Ya bu o kadar kötü ki yani yollardaki o çöpler, herkes sürekli arkanızdan çöp toplamak zorunda değil. Evet. Yani belediye elemanlarına, belediye çalışanlarına bu kadar yük yüklemek zorunda değiliz. Atmazsak çöp olmaz. Yok zaten bu söylediğiniz ritimde her insanın peşinde dolaşan bir belediye çalışanı olması yani gerekiyor. Yani mümkün değil böyle bir şey. Hani sigara zaten içene sağlığına zararlı bir şey olurken doğaya da daha zararlı bir hale geliyor. Çifte zarar oluyor. Aynen yani öyle. Yani belediye çalışanı bir kere süpürdü, iki kere süpürdü. Evet, evet. Gün içerisinde seni kaç kere temizleyecek? Mümkün mesela sahillerimizde, burada İstanbul'da keza bu geçerli. Aynen, evet. Veya diğer illerimizde, sahillerde bakıyorsunuz çekirdekler çitlenmiş yerlere atılmış. Yani bu gerçekten diyorum ki bu bir medeniyetsizlik örneği. Kesinlikle. Yani sigaranın çekirdeğini yok çubuk kraker yedin, onun ambalajını, su içtin, onun pet şişesini, kola içtin kolunu. Yani bunları atarak zaten o kadar büyük bir zarar veriyoruz ki hem görsel olarak çevremizi kirletmek ve sokakları o şekilde pisletmek korkunç bir şey. Yani çok. Bence gerçekten İnsanın kendimize ya. Bunu yakıştırmamalıyız. Evet. Yani kendimize bir şeyi alıp da yere atma refleksini artık şu elimize kendimiz vurmalıyız. Yani vur eline ya vur. Yani bu hata. Evet. Bunu görmelisin. Hep bekliyoruz ki cezalar gelsin. Hani ceza olursa biraz kendimizi daha disipline ediyoruz falan. Çünkü ceza ile büyütülmüş bir toplumuz. Çocukluktan itibaren ödül ve ceza ile büyütüldüğümüz için bir şeyi medeniyete dahil yapabilmek ancak ödülle olabilir ya da ceza ile olmayabilir. Bizde maalesef içgüdü, çevreye iyi bakmak yok ve o resimde ne kadar çirkin göründüğüyle ilgili maalesef. Bir fikrimiz yok gerçekten. Maalesef çok çirkin görülüyor ve hem bize yakışmıyor hem ülkemize yakışmıyor. Evet. Sokaklara çöp atmaktan vazgeçelim bunu. Ben de bir sosyal medya kullanıcısıyım. Güzel de kullanmaya çalışıyorum sosyal medyamı. Yaklaşık 2 ay oldu bu derneğimiz kurulalı. İki ay, yeni. Çok evet, bebek. Evet çok bebek daha. Tamam. Biz bunu belki yıllarca söyleyeceğiz. Yıllarca diyeceğiz ki atma. Atma diye diye insanlarda bir farkındalık yaratacağız. Yani senin sokağa çöpünü atmanla eline geçen hiçbir şey yok. Ama verdiğin zarar çok büyük. Hem çevreyi kirletiyorsun, hem başka bir insanın onu toplaması için orada iş gücünün fazlalığına yol açıyorsun. Hem gereksiz bir şekilde yani bir de şöyle bir şey var. Kırık cam teorisi vardır. Hani bir binanın camlarından bir iki tanesi kırıksa bir başkası diğerlerini de kırmaya hiç de üşenmez. Hatta kırmaya devam da eder ama jilet gibi tertemiz bir binanın camlarına taş bile atamazsınız. Korkarsınız. Yani yerler ve çevre tertemiz olduğu zaman zaten siz atmaktan da yüksünürsünüz. Yani temiz bir yola bir şey atmak da sizi rahatsız eder. Tabii ki. Neden yurt dışında atmıyoruz peki? Büyük cezası var. Yine ceza. Tabii. Ceza. Şimdi ama biz niye atmıyoruz bakın, diye sorduğunuz için diyorum. Yurt evet. dışındaki yabancı kişi yani yabancılar zaten atmıyor. Onlar öyle büyüyor. Aynen. Çocukluktan başlamalı bu iş. Bizler çocuklarımızı eğiterek başlamalıyız. Bu Türkiye'nin her yeri için geçerli. Çocuktan al haberi gibi çocuğu eğit, çocuk senin eğitiminle devam etsin. Tamam, yani hep çocuğu. Tabii ki burada belki Milli Eğitim Bakanlığımızla da belki bir ortak çalışma içerisine girmek lazım. Belki müfredata bir şeyler koymak lazım. Nasıl eskiden görgü kuralları vardı? Görgü kuralları kitapları vardı. Oralardan öğrenirdik. Ne güzeldi. Adab-ı muaşeret. Hani büyüklerin karşısında ayak ayak üstüne atılmaz. İşte ne bileyim bir büyüğümüzün çatal karşısında nereye konur, bıçak sigara içilmez, çatal bıçak nereye konulur veya anneye babaya yüksek sesle bağırılmaz. Yani belki bunların tekrardan hatırlatılması gerektiği gibi atmanın da yerlere çöp atmıyoruz, bunu yapmıyoruz diye okullarda derslerin arasında bir küçük müfredata eklenmesi lazım. Pervin Hanımcığım aslında çocuklar biliyor, çocuklar atma diyor. Fakat orada aldığı cevap işte hem çocuğun disiplinini bozuyor, hayata bakışını bozuyor ve o kötü alışkanlığı edinmesine sebep oluyor. Baba atma ya kızım toplarlar ne var? Baba çok atma kötü. Ya atmışlar bizden önce ne fark eder işte buraya toplanıyor demek ki. Şimdi böyle cevaplar verilince arabadan atınca
Ya o araba ya araba. Yok mu bir torban kardeşim arabanda? Arabandaki torbaya çöpünü koy. Torbasıyla atıyor. Evet, sonra torbayı ona diyeceğim. Yani torbasıyla atıyor. Aynen, o torbayı olacak sonra çöpe at. Hayır, torbası bile olsa o torba dolunca bu sefer camdan atıyor. Yani ne kadar üzücü bir tablo, evet, değil mi? İnsan veya geçti. Piknik alanlarının bu kadar kirletilmesi. Evet. İnsanların çöplerini, madem piknik yaptın, güzel de bir şey yaptın, keyifli bir gün geçirdin ailenle. Ya topla torbana çöpünü, her şeyini, çöp bulduğun bir yere at. Bulamıyorsan arabana al, evindeki çöpüne götür at. Evet. Yapma, pisletme hem doğayı hem sokakları, hiçbir yeri. Vazgeçemiyoruz bu kirletme, yok, huyumuzdan. Yani yakıştırıyoruz şey kendimize demek ki. Ben hep diyorum ki yani çıktığın alandan, hı-hı, açık alan. Evet. Dön bir arkana bak. De ki bana bu yakışıyor mu? Yani şu bıraktığım kimseye manzara bana, insanlığıma, hmm, anneliğime, babalığıma, doğru, eşliğime, doğru, neyse bunun adı, hmm, öğretmenliğime, işte hangi şey meslek, hmm, grubundaysan, doğru, bana yakışıyor mu, hangi sosyal statüdeysen ya da. Ya bir tek buna baksak bir sürü şey değişecek hayatımızın gibi geliyor bana. Çok haklısınız. Yani düşünsenize ne kadar basit, gördüğünüz zaman ne kadar basit değil mi kelime anlamı olarak, evet, atma. Ne kadar basit bir şey ve bunu insanlara söylemek zorundayız. Bunun için biz bir araya geldik. Peki, dedik ki vazgeçireceğiz bu kötü alışkanlıktan. Yani insanlara atmamayı hedefleteceğiz. Şimdi, elindekini atmamayı. Tamam, o peki, refleksten kurtaralım. Hedefimiz bu. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı ile konuşmuştu, müfredata, hı-hı, böyle bir şey eklemek ve gerçekten bir cezai şart yaratmak, evet, konusunda siz, hı-hı, böyle hamleler yapabilecek gibi misiniz bu konuyla ilgili? Bunları konuşacağız. Tabii ki hamleler derken normal standart bir insan da böyle bir dernek kurup böyle bir şeye başlasa, tamam, onların gideceği yoldan hiçbir farkı yok. Ben ne de bileyim, onların hani gideceği yoldan gidip bir tık, hı-hı, daha kolay ulaşabilirsiniz gibi. Hani bunu bir sohbette, bir davette. Herkesin ulaştığı gibi ulaşabilirim. Öyle bir tık daha çok bir kolaylığımız, ay, yok. Bileyim, tabii ki böyle söylerim. Daha hani ben bir an önce hallolsun noktasında daha ne yapabilirim? Tabii ki bir an önce hallolsun hani ama ya, yani ne yapabiliriz? Buna bir cezai kanun, tabii, gelse, bir şey gelse deyip, hı-hı, sanki bir anda böyle her şey değişirmiş gibi. Yani siz bunu keşke el atınca daha çabuk hallolurmuş gibi olur bir duygusu oluyor. Siz öyle bir duygu hissettiyseniz inşallah. Evet. Bizde zaten güzel bir yönetim kurulumuz da var. Zaten ben tek başıma değilim bu, evet, işte. Evet, siz ne yetişeceksiniz zaten? Evet, zaten birçok proje ile ilgileniyorum. Bu işte tek başıma değilim. Yönetim kurulunda arkadaşlarım canla başla benimle birlikte çalışıyorlar ve hep birlikte projeler üretiyoruz. Evet. Ajansımız çok güzel çalışıyor. Şimdi billboardlarda yer almaya başladık. En azından dedik hani bu reklam işi billboardlarda gördüğünüz zaman sizde bir algı yaratır ya. Tamam. Ya şunu da bir billboardlara taşıyalım da atma bir diyelim güzel bu görsel görseller. Mi bu görsel değil tabii ki. Bunun gibi birçok. Bu duvar grafitileri yapacağız. Tamam, bunlar duvarlara grafiti olacak. Evet evet, onlardan grafitiler yapacağız. Tabii bunların farklı versiyonlarını çalışacağız. Şimdi bu İlk etapta benim elime geçenlerde bir çıktı aldım, size getirdim. Çok güzel. Daha sonrasında bir bakın şöyle. Tamam. Billboardlara falan girelim dedik. Çünkü billboardlar böyle arabalarımız arabalarda var. Bunlar var. Bunlar dolaşıyor. Hatta size bununla gelecektim ben. Ya, niye gelmedim? Keşke gelseydiniz. Şimdi çok pişman oldum gelmediğime. Evet, arkadaşlarım çekerdi, evet, kapıda. Evimin önünde duruyor bu araba. Atma'nın arabaları var. Şehirde geziyorlar. Biraz onlarda farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. O küçücük arabaları görenler projeyi merak ediyor. Her bir arabanın üstünde farklı bir şey var. Birinde plastik pet şişe var. Hmm. Birinde işte bardak, aa, karton bardak var vesaire. Bakın burada mesela Belgrad Ormanları. Aa, çok Belgrad iyi. Ormanları'nda böyle 300 metrede bir mutlaka bizim logomuzu taşıyan böyle floor grafikler yapacağız. Yerlerdeki reklam alanları olarak. Çok atma güzel diyeceğiz, hatırlatacağız. Çünkü buralarda çok fazla çevre pisletiliyor. Bu güzelmiş. Özellikle ormanlık alanlarda. Tebrikler, elindeki çöpü, evet, yere atmadan 300 metre tamamladın. Aynen. Çok aynen iyi. Atma demeye her yerde devam edeceğiz. Dediğim gibi outdoor uygulamaları şimdi açıyorsunuz zaten. Outdoor uygulamalarına gireceğiz. Buralarda da belediyelerle işbirliğine gireceğiz. Hmm. Şu anda İstanbul'dan 3 tane pilot belediyemiz vardı. Onlarla beraber projeyi yürütüyoruz. Çok hem güzel bunun sayısını arttıracağız hem de şehirlere taşıyacağız. Tamam. Türkiye'nin şehirlerine. İlk pilot şehrimiz de sağ olsun Gaziantep. Aa, çok Gaziantep'te güzel yapacağız. Gaziantep bu konularda çok istekli, çok hevesli. Evet. Sağ olsun Fatma Başkan da bu konularda. Fatma Hanım şahane bu konuda gerçekten. Destek bize. Projeyi de çok iyi destekleyeceğini söyledi. İlk ona, daha sonrasında işte mutlaka internette de olmamız gerekiyor dedik. İşte otel rezervasyonu yapan insanlarda bile karşısına bu otel Atma bölgesindedir, ha, atmayın falan diye böyle bir takım uyarılarla insanları daha da bilinçlendirme aşamaları. Daha çok dediğim gibi yani çok nasıl, evet, söyleyeyim size, bitmiyor gerçekten, şeyimiz var yani. Yapacağımız çok iş var, onları yavaş yavaş. Mesela bakın, sokakların da altında bu sokak Atma bölgesidir. Ya bu sokakta kimse yere çöp atmaz. Ay, falan diye böyle elimizden olacak geldiğince ve daha sonrasında da tabii ki atılmayan, tertemiz kalan sokaklara birer beyaz bayrak.
Yani, şeyde denizdeki mavi bayraklar evet, gibi. Denizdeki mavi bayrak gibi. Sokaklarımıza beyaz bayrak. Tertemiz sokaklarımızı bir beyaz bayrakla ödüllendirmek lazım. Çünkü o sokakta beyaz bayrağı gördüğünüz anda bileceksiniz ki ben tertemiz bir sokağa girdim. Yerlerde hiçbir şey atılmamış. Bu sokak semt sakinleri tarafından gelenler gidenler tarafından şahane korunmuş ve bu beyaz bayrağı hak etmiş. Güzel. Yani bütün sokakların beyaz bayrak aldığı bir şey düşünebiliyor musunuz? Şehir. Ne kadar güzel olur. Tertemiz bir şehir. Yolları bal dök yala. Yani. Mesela piknik alanlarında ne yapacaksınız? Valla piknik alanları için çok fazla uğraşmak lazım. Çünkü çok. Piknik alanlarına da olabildiğince uyarıcı tabelalar ve levhalar koymayı düşünüyoruz. Yani nasıl işte bu semt atma bölgesidir, bu sokak atma bölgesidir diye koyacağımız gibi piknik alanlarına yerlere reklamları vermeyi düşünüyoruz atmayla ilgili. Güzel pankartlar onların atmamasını sağlamak için belki piknik alanlarında bizim bu küçük arabalarımızla dolaşıp onları 3-4 tane arabamız var şu anda piknik alanlarında bir dolaşıp biraz farkındalığı fazla tutmak, yüksek tutmak lazım. Evet. Belki zamanla yani bu böyle bir sene içerisinde olabilecek bir şey değil. Bir sene içerisinde kimse hiçbir şey atmayacak. Aman biz bir proje başlattık vallahi tertemiz diyemeyeceğiz ama zamanla olacak, oturacak diye düşünüyorum. Yani böyle bir umudum var. Peki, en azından. Peki şeye baktınız mı? Buyurun. Bu araştırmayı yaptırdınız mı? En bakılmayan ve atılan şehir mesela. Ya şimdi ben isim İstanbul vermek mu? İstemiyorum biliyorum çünkü. Doğuda da bazı şehirlerimiz çok kötü durumdalar. Zaten öyle başladı proje. Yani ben oldum olası birkaç senedir bu işe takmıştım. Pandemi döneminde bu bende çok yükseldi. Çünkü herkes yüzündeki maskeleri yerlere atıyor. Burnunu siliyor, yere atıyor. İşte onu yapıyor. Her şey yerlerdeydi. İnanılmaz. Ben Ulus tarafında oturuyorum. Benim evimden aşağı Ortaköy'e iniliyor. O sokağa yani çocuklarımla beraber elime çöp poşeti alıp topladığımı bilirim. Ama bu toplamak çare değil. Çare atmamak. Evet. Atmazsak toplamayız. Yani benim de arabamın arkasında toplama maşam var. Topla nereye kadar? İşte benim topla nereye kadar? Yani toplayacağız. Ben devam ediyorum açıkçası. Gittiğim her yerde bayağı torbalarca işte topluyorum. Attırmamaya gayret edeceğiz. Yani bu projenin amacı bu. Her yerde atma diye. Olabildiğince çok insana ulaşıp atmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu, atmazsak ne kadar çevremizin temiz kalacağını ve bize de hiçbir faydası olmayan bir şey. Ya burada bir hakim olalım kendimize. Neden sokaklara çöp atıyoruz?